Bu seri yıllarca bugüne nasıl geldi? Böyle. Dokunmadan çekemiyoruz. Soğuk Savaş'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ya da namı diğer şakalarla dans mı desek? işte şaka. Buraya iki gündür hazırlanıyorsun. Abi nasıl yolda düşündüm. Daha başlamamıştı neyse ki. Beğenmişsinizdir. Hoş geldiniz. Hayatımda bu kadar iyi bir şaka daha görmedim. Teşekkürler. Şakalarla dans ekibi bizlerle beraber. 6. filminiz çıkıyor. Umarım mutlusunuzdur. Çok mutlu. Biz çok mutluyuz. Biz de. Çok kızgın söyledim ama aslında hakikaten. Gerginlik. Daha önce bir Çakal Dans filmi izlediğimiz diye sorsak. Hayır diyecekler muhtemelen. Abi Soğuk Savaş hoş geldin. Bana dediler ki soru hani sorular var ama siz de sorular hazırlayın diye. Biz bunu kendi aramızda konuştuk ama ben dedim ki abi ben 120 sayfa bir senaryo yazabilirim ama bu arkadaşların yaptığını yapamam dedim. O yüzden ben hazırladım. Didem hazırladım. Bütün sorularımızı Didem hazırladım. Ona göre yani. Tamam o zaman. Gizli komik. Güzel olacağına eminim şimdiden. Bu arada biz 2 Aralık'taki çıkan filmimizin tanıtımına falan gelmedik. Sizin yanınıza geldik. 2 Aralık'ta çıkıyor. 2 Aralık'ta mı çıkıyor? Bakın bunu konuşmak için söylemiyorum. Bunu da kendi aramızda koyalım. Eminiz değil mi 2 Aralık? Bir şakayla bağlayabilir miyiz? 2 Aralık'ta sinemalarda. Tüm sinemalarda. 2 Aralık'ta tüm seçkin. Seçkin ol her yerde zaten. Fark etmediyorsunuz. Hepsindeyiz abi. O zaman hazırsak başlayalım. Başlayalım. Gülersen kaybedersin. Misafir başlıyor. Çünkü gerginliği almak için. Gergin mi gözüküyorum? Yok ben gerginim. Fotoğraf makinesi hırsızına ne denir? Ne denir? Kanon kaçıyor. Yani kanon kendisi yüzüne güler falan. Mahmut Tuncer'in en sevdiği ev dekoru hangisidir? Hangisidir? Tablo. Kaybettin mi? Kaybettin mi şu an? Ben seni abi Memoli'den biri. Çok vallahi. Bunu söylemek için. Ay çok güzel. Evet teşekkür ederim. Biz de çok seviyorduk gerçekten. Burada nasip oldu. Ya kısmet. Enstrümanıyla adeta bütünleşen Neyzen Tevfik ilk buluşmadan sonra flörtüne ne der? Kim bilir ne der? Ne der abi? Tekrar edeyim istersen. Yok yok. Biz şimdi neyiz? Çok benlik bir şaka bu. Gülmüyorum. Sen güldün ama. Ha, benim gülmem gibi bir şey yok ki. Ben onu bilmiyorum. Ben... Şakayı bulurken gülmemek gerekiyor. Tabii. Ama siz... Bana bunu söylemediniz. Bana bunu söyleme. Ben itiraz ediyorum. Abi Star Wars'la sever misin? Hiç aran ya var mı? Ya inanır mısın? Hiç ben mi? Hayatımda böyle çok popüler filmleri seyrettim. Tamam. Mesela Titanic'i de bitirmedim. Başladım ama Titanic'in bitmedi. Titanic'in sonu kötü zaten. Evet. Sonunu söylemişlerdir. Evet işte. Söylediler ya. Maalesef. Star Wars'ta da o heyecanım tamam, olmadı geçtik yani. Geçtik abi onu. İstek listemizdeki her şeyin indirime girdiği ancak hiçbirini satın alamadığımız özel gün hangisidir? Ay sonu. Dilek Friday. Böyle... Yani sinirin bir mi çaba bozuldu? Var. Bir çaba var ama... Ama yani sindirdim diyorsun. Bence yani daha iyisi var sende. Daha iyisi... Çok teşekkür ederim. Kesinlikle yok. Gittiğim kebapçıda siparişim kötü gelince ne dedim? Ne dedin abi? Bu yaptığın şiş değil. Genç çiftlerin sıcak bir gece geçirmelerinin önündeki en büyük engel nedir? Nedir abi? Doğalgaz faturası. Normalde aşırı gülerdim de galiba bir parça kendimi tutuyorum. Filmin mi çıkıyor? Evet. 2 Aralık'ta. Çakal Dans 6. Allah Allah. Bak hala gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Gülmemek için kendini zor tuttuğunda da eğleniyor musun? Yok. Her koşulda yetiştirilebilen ve ülkemizde oldukça yaygın olan bitkinin adı nedir? Nedir? Nifak tohumu. Televizyonlarda görüyoruz. Abi sen bir şey diyeceğim. Sen bayağı şey yapıyorsun ya. Bayağı hani çakallık yapıyorsun. Evet, ses tamam. Tonları değiştirerek falan. Tamam ama yok gülerim tamam. Yani. Bir çakallık var. Tehlikeli kişileri zapt eden kelepçe ve job gibi aletler taşıyan meslek grubu.
Nedir abi? Sahibeler. Sokaklarda görüyoruz abi. Gidiyorum hala. Teşekkür ediyorum abi. İlk defa buluşacağız. İlk buluşma. Heyecanlısın. Tabii. Tabii. Neyimi görsen bir daha benimle buluşmazsın. Neler oluyor? Düşün. Yani ne olabilir de yani neyimi görsen benimle buluşmazsın. Ne cevap versem yanlış kaçar, o yüzden neyi diyelim? Kocamı. Of. Of. Alkış oldu. Ben kaçmazdım bu arada. Evet, devam ediyoruz izninizle. Evet, dinliyorum. Polis araçlarının ve özel devlet görevlilerinin dışarıya kapalı bir etkinlikte buluşup çılgınlar gibi eğlenmesine ne denir? Ne denir? Çakarlarla dans. Bir şeyler oluyor. Bence orada. De oluyor. İki aralıkta. Sakallar güzel. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Senin ya da böyle sakallı erkekler için genel bir soru. Bir erkek için tıraş ne zaman şart olur? Ne zaman? Tıraş tersten okunduğu zaman. Ya ya işte bak yok. Güldü orada adam. Dune filmindeki rolüyle dünyamızın başına gelecekler konusunda insanları uyaran oyuncu hangisidir? Hangisidir? Kıyamet Şalameti. Bu soruda bir şey var yalnız. Bugün bir terslik var. Hoşçakalın. Onu alıp gidebilirsiniz yani. Abi şunu ortaya koyayım. Tabii şey kim olur. Zaten bir tane yeter aslında. İki tane buladık şey yandı yani. Format değişti. Bence böyle yapmayın falan diye. Buraya puf mu koysak falan? Evet abi zor da inmesi binmesi falan yani. Bu arada gerçekten dünyanın en güzel yani gülümseyen iki insanı bu programı yapıyor. Ah, vallahi bile çok hoş gülümseyen. Yani içten gülümsemek çok kolay bir şey değildir. De çok teşekkür ederiz. Harbiden. Aslında güzel gülümseyen. Bu açıda gülümseyen. Yani diye, bu açı tanımıyorum ama. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok samimisiniz. Şu anda boş ver ya şakaları falan. Gel ya. Oğlum övülüyoruz lan. Övülüyoruz oğlum. Ama övecek gibi bir ifadeniz abi, gerçek yani. Şekerden duymak. Ya bu işi yalandan bir program olsun diye yapan bir ifadeniz olmadı belli yani. Gerçekten eğlenmek ve mutlu olmak için yapıyoruz. Estağfurullah. Dalga geçiliyor da olabilir bak bir şey. Oraya doğru Boyu kısa asker arkadaşına ne denir? Ne denir? Kısa devre. İskandinav mitolojisinde geçen ve Odin'in hükmettiği varsayılan Anadolu şehrimiz hangisidir? İskandinav? Neresidir? Yozgard. Çok özür dilerim. Yo bu da güzel çalışılmış bak bunu da beğendim. Buna çok çalıştım abi. Evet. Mitolojiyle ilgili 4-5 evet. Gün okudum bu şaka çıktı. Yani 4-5 gün normal. Eyvallah yani. Teşekkür ederim. Sokak aralarında çevredeki insanları hiç düşünmeden yüksek sesle müzik çalmaya ne denir? Ne denir? Seçim kampanyası. Abi ben bunu beğendim. Herkesin sesi gibi. Buna... Bence kimse de reaksiyon vermedi. Siyasi diye mi çekildiniz çocuklar? Ama herkese söyledim, her partiye yani. Estağfurullah. Çok haklısınız hocam. Ben buna evde güleyim abi. Bence de. Sana bir bence video atarım gülerken. Tamam lütfen. Düzenli olarak sıcak su fışkırtmasıyla bilinen film karakteri hangisidir? Şöyle eskilerden kült bir. Yani gözümde canlanınca zaten gülesim geldi ama kimdir? Gayzer Söze. Abi bayağı güldün. Bence. Hani gülmüyordu abi bak gülüyormuş. Bir yerden geldi. 90'ların başından söyledim. Post 42 ekibi ne tür restoranlarda buluşmayı sever? Ne tür restoranlar? Soğuk. Salaş.
Yer mi açsak böyle? Çok mantıklıymış ya. Sen şey gördün mü? Toz 42 abi çok güzel. Toz 42 evet. Şimdi sen gülmemiş mi oldun? Abi aslında ben fikir bile aldım senden şu an. Anladın mı? Star Wars'la hocam sizin aranız. İnceden. Ama biliyorsun da tabii ki. Tabii ki. Star Wars evrenindeki küçük robotların ana vatanı olan eski Anadolu uygarlığı hangisidir? Yokmuş zaten. Bazen sorunun kendisi çok komik oluyor ya. Hangisidir abi? Urartular. Urartu. Sen gittin sen sonra gülebiliyor muyum? Eskilerden bir soru geliyor. Osmanlı'da. Çok eskilerden. Kıyafet yönetmeliğine uymayan çalışanlar nasıl kovulur? Nasıl kovulur? Sözleşmeleri fes edilir. Çok güzel. Çok güzel. Güldün değil mi? Güldüm. Ama kalkmak da istemiş. Şimdi geldi. Hadi lan kalk bir tane daha soruyordum. Daha sayıyı yazdık da. Şimdi kalkayım ya. Erol Evgin'in yurt dışındaki milli gururumuz için bestelediği şarkı hangisidir? Hangisidir abi? Bir de cana can yaman o sevdan olmaz. Çok kötü ya. Kesinlikle alkışlanacak bir şey yok. Dışarıdan üniversiteye okumaya gelen minyon tipli kız grubuna ne denir? Ne adı verilir? Dış minnaklar. Buna gülmeyeyim be. Gül ya, rahat ol ya. Yok yok. Biz sen buraya sordun. Nasıl geldik, nasıl oldu bu iş? Ben de düşün ki bütün ekibi dağıttık ve masayı ele geçirdik gördünüz. Niye gibi böyle saçma bir şey yaşadık? Ben de bilmiyorum. Burada olsun. Diğer çocuklar vardı. Soruyorum abi, hazır mısın? Sor. KYK desteğiyle bugünlere gelen ilimiz hangisidir? KYK desteği. Arkadaşlar açıklar mısınız lütfen KYK desteği? Anladım. KYK desteğiyle hangisi? Bursa. Burs'tan. Tamam. Gördüğünüz gibi Hakan abiyle bu format sürdürülemez. Renault marka araba kullanan ve çevreye verdikleri rahatsızlıkla bilinen insanlara ne denir? Ne denir abi? Meganda. Öyle bir soru denk gelmiş ki şu an tam da sizin şu anda yaptığınız şeyin karşılığı olacak bu. Evet. Gücün tarafına geçtiniz yani. Evet. Soldan sağa doğru hareket eden ve bozuk olsa bile günde iki kez doğruyu gösteren şeyin nedir? Ya bu deyim saat üstüne olduğuna göre saat dersek bu yanlış cevap ama doğru olacak. Allah da bizim yani belamızı versin. Çok iyi ya. Siyasi bir şey. Ya. Ciddi aldı bulmaya çalışıyor. Ben ciddi aldı. Siyasi bir şey. Nedir? Ana akım medya. Ah be. Şu soruyu tek başıma sordurduğunuz için bana iyi ki geçmişiz. İyi ki evet şu an bu dönüşte değiliz. Aa, ne dedin Ali? Evet, Soğuk Savaş'ın bu bölümünde yenildik yani. Bunu zaten net yani. Bir noktadan sonra biz yoktuk. Biz yok olduk yani. Öyle yenildik. Evet. Orada da yenildik. Yenildik ya. Bizi bu kadar komik ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Merak ediyorduk, çok severek izliyorduk. Arkadaki adam başı 200 lira verip tuttuğunuz kahkahacılar. Abi onu söylemeyecektim. Gerçekten. Çakal Dans 6, 2 Aralık'ta sinemalarda. Şimdi galibiyetle ilgili bir şöyle bir konuşma alalım. Didem lütfen sen başta, ikimiz de muhtemelen aynı konuya denk şey yapalım. Evet. İşaret edeceğiz, parmak basacağız. Yani her şeye rağmen... Kazanmamız bizi şaşırttı. Benim işaretim. Formatınızı izlemiş ve çok beğenmiştim. Keşke öyle kalsaydı. Ama olur. Bundan sonra bence yaş sınırı koymalısınız. Ben de buradan oğluma sesleniyorum. Sevgili Derin, bu müsabakaya senin için katılmıştım. Bu ödülü sana ithaf ediyorum diye oraya gönderiyorum. Araba kazandı. Bizim bir olayımız var, kazanma hareketi diye. Kazanma. Biz size sayacağız. Aynen. Ondan sonra da hiçbir şey söylemeden bir şey yapmanızı bekleyeceğiz. 3, 2, 1. Ben ne yaptım ya? Midemden koptum. Ben Didem'e yumruk attım ya. Tam bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Çok konuşuyorum, bir şey söylemek istiyorum. Abi ne demek? Didem koluna bir şey oldu mu? Ben ne yapacağımı bilemedim. Yumruk attım. Ben de şu an ne yapacağım? Benim de hatam var. Panik yok. Kazanınca insan dövenmez. En azından program. Galler maçında Bey penaltı attı. Gol oldu ya. Ben o güne kadar bunu hiç düşünmemişim.
Bale gol attı ve gitti seyirciye. Yani şimdi burada yapsam ayıp olmaz herhalde. Yok yok. Şöyle bir şey yaptı. Dedim ki Allah'ın gallerlisi bile. Hani bizden daha medeni olduğumuzu düşündüğümüz birisi. Yani bu hareketi böyle yapıyor. Yani gallerde bu hareket ne mana ediyor? Abi adam ülkesi. Kaybetme hareketi. Ben de 1, 2, 3 diyorum. Kaybetme hareketi yapıyorsunuz. 1, 2, 3. Aynı şey.